2 kere 2, 4. Adeta kesin bir şekilde. Çocuğa kısa cevaplar değil, sebep-sonuç ilişkili, gerekçeli cevaplar verirlerse çocuk bir süre sonra onlarla konuşmaya başlayacak. 2 kere 2, 4. Kesin Allah'ın izniyle. Hı hı. Ama işte biz bunu anlatacağız ama çocuk bizle konuşmuyor ki. Konuşacak. Emri vaki yapmayın. Gene ne yaptın Allah bilir. Suçlayıcı konuşmayın. Söyle söyle anlamıyorsun ki. Bu tür maksadı aşan ifadeler kullanmayın. O çocuk sizle gelip konuşacak. Kesin mi? Kesin. Tabii geleceği bilemediğimiz için Allah'ın izniyle mecbur diyoruz. Hani lafın gelişi değil. Bizim kafamızda kurduğumuz denklem bir kulun denklemi. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın denklemini bilemiyoruz ki. Allahu alem diyerek, Allah en doğrusunu bilir diyerek söylüyoruz. Şimdi burada kesinlikle çocuğu zorlamadan, çocuk gelecek bunlarla konuşmaya. Niye birçok suç işliyor çocuk? Küçücük çocuklar da suç işler. Niye? Deniyor. Doğruyu bulmaya çalışıyor. Kafasına bir çıkış bulmuş. Ha, ben şöyle yapayım diyor. Efendim. Şöyle yapayım dediği şey onun çıkışı. Vahyin gösterdiği çıkış değilse hepsi hüsranla neticelenecek. Bunlar vahyin gösterdiği sonucu gösteriyorlarsa, o yüzden çok sohbet dinlemeleri lazım. Evet hocam. Çok iyi kendi ebeveynin kendisinin öğrenmesi lazım. Vahyin gösterdiği şeyi işaret ediyorlarsa çocuk diyecek ki ben bu konuda annemin babamın dediğini yapmadım ama onlar haklılar. Böyle parça 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 haklı konuma çıkmaya başlayacaklar. Bu sefer çocuk gelecek. Çocuk soru soracak. Sakın peş peşe açıklamalar yapmasınlar. Bir açıklama yapıp bırakıp gitsin de, göndersinler. Hı hı. Hadi git der gibi efendim. Evet. Sıkıştırmasınlar. Bir açıklamayı söylesinler, hocam, bıraksınlar.